sana öğretilen bu bilgiden bana da öğretmen için seninle birlikte gelebilir miyim dedi. Nezaket cümlesi değil sadece bu. Nezaketin ötesinde bir edep cümlesidir. Nasıl yani? Mesela cümleyi şöyle anlatsam, şöyle bir cümle olsaydı. Sahip olduğun bilgiden bana da öğretsen, ama öyle değil. Farkı ne? Sahip olduğun bilgiden bana öğretsen değil bu. Ya sana öğretilen bilgiden. Çünkü bilgi kimsenin tek elinde değil. Bilgi hiçbir hakkı mahfuz değildir. Bilgi insanlarla paylaşılmak zorundadır. Ben emek verdim, numarası yoktur. Bilgi herkesin hakkıdır. Allah Teala tarafından öğretilen bilgiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sadece bir nezaket cümlesi değil, olması gereken bir ilkeyi de bize hatırlatır. Yani benim sahip olduğum bilgi değil. Allah'ın bana lütfettiği bilgi demek daha güzeldir. Musa da aynısını söylüyor. Mimma ullimte, sana öğretilen bu bilgiden bana da öğretmen için seninle birlikte gelebilir miyim? İzin istiyor. Talebe, öğretmen, öğrenci, talebe, öğretmen ilişkisi gibi bu adeta.